Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde dolaşım sistemi konusunu anlatmıştım. Bu dersimizde de dolaşım sistemi ile ilgili soru çözümlerinde bulunuyor olacağım. Aşağıda kan ve lenf sistemine ait bazı yapılar numaralandırılarak verilmiştir. Kalbin alt tarafındaki doku ve organlardaki fazla doku sıvısı ile ince bağırsaklardan geri emilen yağ monomerlerinin verilen yapılardan geçiş sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Arkadaşlar bu soru tarzı ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. O yüzden bu soruyu özellikle yıldızlayalım. Bu soruyu unutmayın diyorum. Arkadaşlar lenf dolaşım yolunu anlatırken şöyle bir yapıdan bahsetmiştim. Özellikle yağda çözünen moleküller ince bağırsaktan emildikten sonra lenf dolaşım yoluyla kan dolaşımına katılıyordu. Yani dolaşım sistemimize katılıyordu. Hatırlayacak olursak, geçen dersimizde dedim ki iki çeşit dolaşım sistemi vardır. Birincisi kan dolaşım sistemi, ikincisi lenf dolaşım sistemi. Fakat arkadaşlar bunlar kalp birleşiyor diye düşünebiliriz. Ancak baktığımızda besin molekülleri ince bağırsaklarda biliyorsunuz emilim gerçekleşiyordu. ADEK, gliserol, yağ asidi molekülleri yani yağ ile ilgili olan bu moleküller ADEK vitaminleri arkadaşlar özellikle lenf dolaşım sistemini takip ederek kan dolaşımına kalbe geliyordu. O zaman bu sırayı soruyor bana. Yani diyor ki buradaki şıkları şu sıraya göre düzenleyin ve onu işaretleyin diye soruyor soru. O zaman arkadaşlar öncelikle ince bağırsaktan emilen yağ monomerleri da ADEK vitaminleri diye de sorabilirdi. Öncelikle nereye gelecek? İnce bağırsaktan emildi. Öncelikle lenf kılcallarına gelecek. Lenf kılcalları var mı? Var. O zaman birinci arkadaşlar şık. Birinci öncül bu olmuş olacak. Sonra kilo sporusu. Kilo sporusuna bakalım arkadaşlar. Kilo sporusu var mı şıklarda? Şıklara koymamışlar arkadaşlar. O zaman devam edelim. Kilo sporusuna gelecek ama olmuş olsaydı onu seçecek ikinci olarak. Peki peke sarnıcı arkadaşlar peke sarnıcı var mı? Var. O zaman peke sarnıcı ikinci öncül olmuş oluyor. Sonra devam ediyoruz. Köslen toplar damarı. Arkadaşlar kös kanalına gelecek daha sonra. Sonra sol köprücük altı toplar damara gelecek. Sonra arkadaşlar sol köprücük altı toplar damara gelecek. 4 diyeceğiz buna. Sonra da üst ana toplar damar ile de arkadaşlar kalbin sağ kulaklığından giriş yapacak. Çünkü kirli kandır arkadaşlar bu. Daha doğrusu yağda çözünen moleküllerdir diyebiliriz. Dolaşıma katılma yolu bu şekildedir arkadaşlar. O zaman verilen şıklarda şu bizim yazdığımız sırayı düzenlenmiş olarak hangisinde görürsek o şık benim için doğru cevap olmuş olacak. 1, 4 olacak. 4. Sonra 1, 4, 1, 4, 1 diye devam edecek. Şu zaten değil. Şu değil. Şu değil. 4 diye devam eden arkadaşlar şıklarda baktığımızda hangisi olmuş olacak? Adana olmuş olacak. Yalnız kalem burada kaldı. Evet, Adana olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bu sorular bu şekilde çözülüyor. Mesela arkadaşlar burada adek vitaminleri de diyebilirdi. Yağ mono gliseroller de diyebilirdi. İşte amino asitler de diyebilirdi. Veya B ve C vitaminleri de diyebilirdi. O zaman da biz kan dolaşım yolunu şu şekilde bağırsaklardan emildikten sonra kırmızı numaralı olarak gösterilen yolu izleyerek kalbe gelmiş olacaktı. Yani aynı soruyu farklı şekilde işte B ve C vitaminlerin emilimi sırasını sormuş olsaydı da bu taraftaki yapıları karıştırıp bu şekilde karıştırıp bunun düzenlenmesini sorabilirdi de. Yani bizim için her iki yolu da her iki yolun gidişatının nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor ve sıralamasının hangi yolu izlediğini de bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Devam edelim. İnsandaki lenf sistemi olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir? Doku sıvısının fazlasını kan dolaşımına kazandırma. Evet. Doku sıvısının fazlasını kan dolaşıma kazandırır arkadaşlar. Enfeksiyonlara karşı vücut savunmasında rol alma. Evet.
emerek dolaşım sistemine katma. Zaten biraz önce söyledim bunu. O zaman hormonları hedef doku ve organları taşıma. Arkadaşlar, o zaman 5, 2, 3 alırız. Ama hormonları hedef doku ve organlara kan yoluyla taşırız. Lenf dolaşım sistemiyle değil. Yani hormonlar arkadaşlar hedef doku ve organlarda etkili, yalnız kan yoluyla taşınan kimyasal, biyokimyasal moleküllerdir. Dolayısıyla hormonları lenf dolaşım sistemine dahil edemeyiz. O zaman cevap 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Yani Denizli olmuş olacak. Evet, akyuvarların yani lenf sisteminin görevlerine bakacak olursak ya da tekrar edecek olursak, akyuvar üreterek vücudun savunmasında rol alacak. Kimler? Lenfositler sayesinde. Kılcal kan damarlarından sızan doku sıvısının kan dolaşımına katılmasını sağlamak. Zaten bunu da biraz önce tekrar söyledik. Bağırsaktan emilen adek vitaminlerinin, yağ asitleri ve gliserolün kan dolaşımına katılmasını sağlar. Bunu da biraz önceki soruda zaten açıklamıştım. Lenf dolaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Lenf sıvısı alyuvar taşımadığı için renksizdir. Doğru. Alyuvar taşımadığı için renksizdir. Alyuvar biliyorsunuz kana kırmızı rengi veren, dolayısıyla dolaşım sıvımızın da kırmızı renk olmasını sağlayan molekül diyebiliriz ya da kan hücresi diyebiliriz. Lenf sıvısının akış hızı kana göre daha yavaştır. Arkadaşlar, lenf sıvısının akış hızı kana göre daha yavaştır. Evet, neden? Çünkü lenf sisteminde, lenf dolaşımında atar damar yok. Ama kan dolaşım sisteminde atar damar olduğu için daha hızlı akmış olacak. O zaman bu şık doğru olacak. Lenf toplar damarında tek yönlü akışı sağlayan kapaklar bulunur. Evet, bunu arkadaşlar lenf dolaşım sistemini anlatırken lenf damarlarından ve lenf damarlarının yapısından bahsederken anlatmıştım. Lenf toplar damarlarında tek yönlü, çünkü arkadaşlar bir ucu açık, bir ucu kapalıydı lenf damarlarının. Dolayısıyla tek yönlü akışı sağlayan tek yönlü kapaklıklar vardı. Dolayısıyla bu öncül de doğru olmuş olacak. Lenf dolaşımında lenf atar damarı, lenf kılcalları ve lenf toplar damarları bulunur diyor. Arkadaşlar, biraz önce söyledim şimdi. Lenf dolaşımında lenf atar damarı diye bir kavramdan bahsetmedik. Dolayısıyla zaten şık çıkmış oluyor. B'yi de okuyalım. Lenf sıvısının hareketinde kalbin negatif emme kuvveti ve tek yönlü kapaklıklar etkilidir. Evet arkadaşlar, tek yönlü kapaklıklar ve kalbin negatif geri emme kuvveti etkilidir diyebiliriz. O zaman şuradan bakacak olursak, bakın lenf dolaşımında şuradaki damarlara baktığımız zaman aynı zamanda bu kişideki tüm üst bezi, bademcik, kırmızı kemik iliği, dalak, lenf damarları, lenf tümleri, apandis, göğüs kanalı ve tüm üst bezi bizim lenf dolaşımımızda rol alan organlar ve yapılar diyebiliriz. Şimdi yandaki yapılara baktığımızda da lenf damarlarını görüyoruz. Lenf kılcalları, lenf tümleri ve kapakçıkları görüyoruz. Arkadaşlar, kan kılcalları, atar damar ve toplar damarlar ise kan dolaşım sisteminde var. Dolayısıyla cevap ne olmuş oluyor? Denizli olmuş oluyor. İnsanda lenf sıvısı içeriğinde aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Lenf sıvısı içinde akyuvar, zaten arkadaşlar akyuvarlar savunma elemanları olduğu için illaki bulunacaktır. Glisterol lenf sıvısında bulunur, çünkü biraz önce yağda çözünen özellikle yağ asidi, gliserol gibi moleküller yağın monomer yapıdaki küçük parçalar diyebiliriz, yağ ile alakalı. Bunlar arkadaşlar lenf dolaşım yoluyla katılacağından lenf sıvısının içerisinde de olacaktır. Vitamin. Arkadaşlar, biraz önce ne söyledik? Adek vitaminleri, özellikle bunu unutmayın. Adek vitaminleri lenf dolaşım sistemi ile ne yapacaktır? A, D, E, K vitaminleri arkadaşlar lenf dolaşım sistemiyle dolaşıma katılacaktır. Yağ asidi, dolayısıyla arkadaşlar yağ ile alakalı olan kısımlar demiştim zaten. Gliserol ve yağ asidi birleşerek neyi oluşturuyor? Yağı oluşturuyordu. Dolayısıyla illaki bulunacaktır. Alyuvar, zaten arkadaşlar alyuvar bulunsaydı lenf sıvısı da kanımız gibi kırmızı olurdu. Keza alyuvar bulunmuyor lenf sıvısında. Dolayısıyla
lemsiz de kırmızı değildir. O zaman cevap zaten Edirne olarak çünkü cevaptır. Aşağıdakilerden hangisi antikorların özelliklerinden biri değildir? Antikorlar arkadaşlar antijene özgüdür. Ribozomda sentezlenir. Antimikrobiyal proteinlerdir. Kan plazmasında bulunur. T lenfositler tarafından üretilir. Şimdi yiyebilirseniz arkadaşlar bu soruyu yanlış yapmazsınız. T lenfositi değil, B lenfositleri tarafından oluşturuluyordu. O yüzden Edirne şıkkı yanlış olacak bizim için. Şimdi bakalım. Arkadaşlar antijen hücre üzerinde bulunan proteinlerdi. Antikor da vücudumuza yabancı bir antijen girdiği zaman yani vücudumuzun tanımadığı bir antijen mikrop ya da mikropartikül girdiği zaman ne yapacaktı? Akyüvarlar tarafından hemen antikor üretilecekti. O zaman arkadaşlar antikorlar da B lenfositler tarafından üretilir. Burayı unutmuyorsunuz. Antikorlar B lenfositleri tarafından üretilir. Devam edecek olursak. Altıncı soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi aktif bağışıklığın oluşmasını sağlar? Hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi, hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi, hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi, hastalığı geçirmekte olan bireye hazır antikorların verilmesi ya da anne sütü ile anneye ait antikorların bebeğe geçmesi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Aktif bağışıklığın oluşmasında neler görev alıyor? Şimdi bağışıklığı biz ikiye ayırmıştık. Doğal bağışıklık, sonradan kazanılmış bağışıklık ya da edinilsel bağışıklık diyoruz buna. Doğal bağışıklık genetik faktörleri, anatomik engelleri, vücut sıvılarındaki koruyucu faktörler ile arkadaşlar, hücresel faktörler ile anneden fetüse geçen antikorlar ile sağlanırken kazanılmış bağışıklık aktif veya pasif olabilir. Aktif bağışıklık da doğal bağışıklık veya yapay bağışıklık olarak ayrılabilir. Doğal bağışıklık da hastalığın geçirilmesi söz konusudur. Yapay bağışıklıkta ise aşılama söz konusudur. Yani aktif bağışıklıkta aşılama var arkadaşlar. O zaman hasta olan kişiye antibiyotik tedavisi aktif bağışıklık sağlamaz arkadaşlar. Aktif bağışıklıkta bakın antibiyotikten bahsetmiş mi? Hayır. Antibiyotikten bahsetmemiş. Devam edelim. Hastalığı geçirmekte olan kişiye serum verilmesi. Zaten ne soruyor bana? Aktif bağışıklık soruyor. Pasif bağışıklık sorsaydı ben serum derdim. Hastalık etkeni olan mikropların ya da toksinlerin aşı ile bireye verilmesi. Evet arkadaşlar zaten direkt çıktı. Aktif bağışıklık arkadaşlar aşılama söz konusu oluyor. O zaman hastalığı geçirmekte olan bireye hazır antikorların verilmesi. Arkadaşlar hazır antikorların verilmesi yine serum ile sağlanıyor. O zaman serumda yine pasif bağışıklığa örnek olduğundan o zaman bu yanlış olmuş oluyor. Anne sütü ile anneye ait antikorların bebeğe geçmesi yine arkadaşlar ne oluyor? Yine pasif bağışıklığa örnek olmuş oluyor. O zaman cevap zaten Ceyhan çıkmıştı. O zaman arkadaşlar aktif bağışıklıkta aşı var. Aşılama olayı var. Peki aşı neydi? Zayıflatılmış mikropların yani antijen diyoruz biz buna. Sağlıklı bireylere uygulanıyordu. İşte zayıflatılmış mikropların veya işte antijenlerin arkadaşlar vücuda verilmesi olayıydı. Koruyucuydu. Sağlıklı bireye uygulanıyordu ve etkisi uzun süreliydi. Kime göre? Seruma göre. Serum ise arkadaşlar hastalık anında veriliyor ve etkileri kısa süreli oluyordu hatırlarsak. Aşağıda verilenlerden hangisi aşı ve serum için yanlış verilmiştir diyor. Şimdi söyledik zaten. Aşı aktif bağışıklık sağlar. Evet. Serum pasif bağışıklık sağlar. Evet. Vücuda antikor verilir. Arkadaşlar vücuda antikor aşı ile verilmez. Antijen aşı ile verilir. Antijen verilir. Tamam mı? Burada bir yanlış bilgi var. O zaman zaten şık
T olduğu anlaşılıyor. Vücuda antijen verilmez arkadaşlar. Vücuda serum ile antikor verir. Bu da yanlış olur. O zaman zaten bana yanlış soruyordu. O zaman cevap Bursa çıktı. Diğerlerini de okuyalım. Hastalanmadan önce uygulanır. Evet, biraz önce söylemiştim. Aşı hastalanmadan önce uygulanır. Peki serum ise hastalık sırasında uygulanır. Evet. Mesela zehirlenmelerde işte vesaire gibi durumlarda ne yaparsınız? Acil servise gittiğinizde hemen serum takarlar. Ne için? İşte zehirlenme durumlarında vesaire. Bağışıklık süresi uzundur. Evet, bağışıklık süresi uzundur. Plak hücrelerin oluşmasına neden olur. Evet arkadaşlar, aşı ile öldürülmüş veya zayıflatılmış mikrop etkeni ya da işte antijen verildiği için arkadaşlar ne olacaktır? Bu aşı ile plak hücrelerin oluşturulması sağlanmış olur. Evet, devam edecek olursak. Aşağıdakilerden hangisi insanda lenf bulaşım sistemi kısımlarından biri değildir? Lenf bulaşım sistemi kısımlarından. Arkadaşlar, tümüs bezi, lenf tümleri, lenf damarları, ufak bizim lenf bulaşım sistemi kısımlarımızdan. Karaciğere bakacak olursak, şimdi şekle bakalım. Şekilde tümüs bezi, lenf tümleri, lenf damarları, dalak, bademcik, koltuk altındaki lenf tümleri arkadaşlar yine aynı zamanda lenfositler ne olacaktır arkadaşlar? Lenf dolaşım sisteminin kısımlarından olacak. Ama karaciğer burada yok. Evet, karaciğer vücudumuzun en büyük ilk organı. Evet, çok fazla görevi var ama lenf dolaşım sistemin kısımlarından sayılmıyor arkadaşlar. Aşağıdaki şemada ince bağırsakta sindirim sonucunda oluşan ürünlerin taşınmasına rol alan damarlar numaralı ile gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinoğlu damardaki sıvı altınoğlu damardaki sıvıdan daha yavaş hareket eder. Birinoğlu sıvıya bakalım. Birinoğlu sıvı arkadaşlar burası ince bağırsak olduğuna göre. Burası ince bağırsak olduğuna göre. İnce bağırsaktan emilen besin monomerleri özellikle kapı toplar damarı ile yani karaciğer kapı toplar damarı ile ne yapacaktı? Karaciğere gelecekti. Peki arkadaşlar burada ne mevcut? Burada kan dolaşım sistemine katılma mevcut. Diğer altınoğlu damara bakalım. Altınoğlu damar nerede? Hemen bakıyoruz. Altınoğlu damar da ise göğüs kanalına ait olan damarı söylüyor. Yani arkadaşlar bakın sarı renkle gösterilmiş zaten. Özellikle bağırsaklardan emilen yağ ve yağda çözünen molekülleri, yağ, gliserol, adek vitaminleri özellikle arkadaşlar lenf dolaşım sistemi ile nereye katılıyordu? Kalbin yapısına dolayısıyla dolaşım sistemine katılmış oluyordu. O zaman 6 numaralı gösterilen yer göğüs kanalı olduğuna göre bize lenf dolaşım yolunda mı hızlı taşınır? Kan dolaşım yolunda mı moleküller daha hızlı taşınır diye soruyor. Arkadaşlar belki de kan dolaşım sisteminde atar damarlar olduğu için bunu zaten biraz önce açıklamıştım. Atar damarlar olduğu için daha hızlı hareket eder. Size göre göğüs kanalına göre veya arkadaşlar lenf dolaşım sistemindeki diğer elemanlara göre daha hızlı hareket edecektir. Dolayısıyla yavaş hareket etmez. Tıp yanlış olur. O zaman cevap zaten Adana olarak çıkmıştır. Ama diğerlerine de bakalım. Birinoğlu damar kan dolaşımına, altınoğlu damar lenf dolaşımına aittir. Birinoğlu damar kan dolaşımına, evet, altınoğlu damar da lenf dolaşımına aittir. Zaten biraz önce açıkladım. 2 ve 5 nolu damarlardaki kan hücresi çeşitleri aynıdır. 2 ve 5. 2'ye baktım ve 5'e baktım. 5 nerede? Sol küçücük altı toplar damarı. Evet arkadaşlar, ne diyor? 2 ve 5 nolu damarlardaki kan hücresi çeşitleri aynıdır. Evet, kan hücresi çeşitleri aynıdır. Çünkü kan dolaşımını ifade ediyor arkadaşlar. Yani aslında kalbe gelen kandan bahsediyor. O zaman kalbe gelen kan içerisinde bulunan kan hücreleri de aynı olduğuna göre kan hücresi çeşitleri de aynı olmuş olacak. Sindirim sonucunda açığa çıkan glikoz, amino asit, mineraller ve su kan kılcal damarları ile emildikten sonra birinoğlu damar ile karaciğere gelir. Evet arkadaşlar, öncelikle hatırlayacak olursak
Bu dersin başına demiştim ki yağı çözen moleküller ve suda çözünen özellikle glikoz, amino asit, mineraller su kan kılcalları ile ne yapacak? Taşınacak. Yani kan dolaşım yoluyla taşınacak. O zaman oğlu damar ile karaciğere gelmesi doğru olmuş olacak. Yani aslına bakarsanız şu molekülleri unutmayın. Glikoz, amino asit, mineraller, su, kan kılcal damarları ile dolaşıma katılırken. Adek vitaminleri. Bakın. Adek vitaminleri. Burada bir de B ve C vitaminleri var arkadaşlar. Burada yazmamış ama B ve C vitaminleri de neden? Suda çözünen vitaminler çünkü. Yine kan kılcal damarları ile taşınmış olacak. Aynı zamanda bakın bu tarafta ise adek vitaminleri, adek vitaminleri, aynı zamanda gliserol ve yağ molekülleri lenf dolaşım sistemi ile kan dolaşımına yani dolaşım sistemine katılmış olacaktır. Burayı unutmuyorsunuz. O zaman şık doğru olmuş oluyor. İnce bağırsaklardan emilen suda çözünen vitaminler, bakın suda çözünen vitaminler, şimdi söylemiştim zaten B ve C vitaminleri, 1, 2, 3 nolu damarlar ile yağda çözünen vitaminler 4, 5, 6 numaralı damarlar ile kalbe taşınır. Bakalım 1, 2, 3, 1, 2, 3 neresi? Evet, kan dolaşım yolunu anlatıyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Bakın 1, 2, 3, 4. Bunlar hatta 4'ten değil 3'e kadar bahsetmiş. Tamam. Bunlar arkadaşlar kan dolaşım yoluyla nereye gelir? Altına toplar damarla kalbe gelir. Dolayısıyla adek vitaminleri ise bakın yağda çözünen vitaminler 4, 5, 6 ile ne yapacaktır? Dolaşım sistemine gelecektir. O zaman şıkkımız da doğru olmuş olacaktır bizim için. O zaman cevap zaten arana demiştik. Evet, insanda vücuda giren mikroorganizmalara karşı spesifik, özgül veya özgül olmayan savunma hatları mevcuttur. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangisi spesifik hatta aittir diyor. Şimdi arkadaşlar spesifik hat dediğimiz durum neydi bizim? Antijenlere karşı koruma amacıyla aşı yapılması. Şimdi hatırlayacak olursak bağışıklıkta özgül olmayan bağışıklık vardı. Özgül olmayan bağışıklığa baktığımızda işte deri, tükürük, gözyaşı, ağız yoluyla işte mide asidinin arkadaşlar ne yapması? Mikropları öldürmesi ya da safra salgısının antiseptik özelliğiyle ince bağırsakta zararlı bakterinin ölmesi. Bunlar özgül olmayan yani spesifik olmayan bağışıklığa örnekti. O zaman zaten şimdi saydığım maddelere bakacak olursak tek şıklarda zaten verilmiş olduğunu görüyoruz. Vücudu örten deri mikroorganizma girişini engeller. Arkadaşlar doğru. Gözyaşı içindeki maddenin bazı mikropları öldürmesi. Evet, deri, tükürük, gözyaşı dedik. Ağız yoluyla giren mikroorganizmaların mide asidiyle yok edilmesi. Evet, mide asidi arkadaşlar. Safra salgısının antiseptik özelliğiyle ince bağırsakta zararlı bakterilerin ölmesi. Evet, yine özgül olmayan bağışıklığı anlatır arkadaşlar. O zaman bu şıklara baktığımız zaman hepsi özgül olmayan bağışıklıktır. Özgül olmayan bağışıklıktır. Evet, özgül olmayan bağışıklık. O zaman antijenlere karşı koruma amacıyla aşı yapılması arkadaşlar özgül yani spesifik hatta aittir diyebiliriz. O zaman zaten cevap A çıkmış olacaktır arkadaşlar. Bakacak olursak evet. Dediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.